Tarıma nasıl bakıyor iktidar? Bugünkü iktidar 1980'li yıllarda ülkemizde yürürlüğe konulan neoliberal tarım politikalarını sürekli koşulsuz uygulayarak, ki onları açmak gerekirse nasıl baktığı çok daha net ortaya çıkar. Şuna katılıyorum, bu bugünün sorunu değil. Bugün yaşadıklarımız, özellikle gıda enflasyonu olarak tüketicilerimizin daha çok ilgilendiği pandemi koşullarında da tarımın öneminin arttığı bir ortamda, sonuçları konuşmak yerine bu sonuçlara ne neden olmuş, onları konuşmak belki daha doğru. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 80'li yıllardan öncesinde, başta şunu söylediniz, ülkemizin kurucusu ulusal önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede tarımı önemsedi, tarımsal örgütlenmeyi önemsedi, tarım kredi kooperatifleri dahil gerekli kooperatifleri kurdu, Ziraat Bankası'nı çiftçi bankası yaptı, tarımsal kitleri oluşturdu, çiftçilerin doğa koşullarına bağlı olması nedeniyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tarımsal üretim yetmez, tarıma dayalı sanayi ile hem tarımsal üreticilerin gelirinin artması hem de ülkemizin sanayileşmesi ve sanayileşirken de ara yatırım mallarında dışarıya bağımlılık değil, kendi ürettiğimiz ürünlerle gerçekten yerli ve milli söylemine uygun bir şekilde sektörlerin birbiriyle bütünleyeni bir politika tercihiyle bizleri 80'lere kadar getirdi. 80'lerde 3 tane ana politika tercihine gidildi. Bunlardan biri Cumhuriyet'in kazanımları olan tarımsal kitlerin özelleştirilmesi. Neydi bunlar? TÜKSAŞ'tı, İKSAŞ'tı, gübre fabrikalarıydı. Bunlar özelleştirilince bugün yaşadığımız gübre sorunu, özel sektör tekellerinin insafına bırakılmış gübre sorunu bir sonuçtur. Belki çözümleri iç içe konuşmak gerekir ama belki bu olumsuz sonucu değiştirmek için bizim yeniden örneğin gübrede piyasayı düzenleyecek, kamunun doğrudan müdahil olduğu tarımsal kitleri yeniden gündeme getirmemiz gerekebilir. Şeker pancarında sorun yaşıyoruz. Şeker pancarı özelleştirmeleri. Tarımsal kitlerin özelleştirilmesi dışında bir başka şey daha oldu. Dışarıya bağımlı bir tarım modeli. Yurt dışından alma, gerek tarımsal girdileri, tohumu, mazotu, yemi, ilacı, gübreyi yurt dışından alma, gerekse ülkemizde üretebileceğimiz ürünleri bile yurt dışından alma. Dış ticaret lobisi ve ona bağlı dışa bağımlı bir tarım yapısı. Üçüncü ayağı da desteklerin kaldırılmasıydı. Maalesef destekler zaman içinde kaldırıldı. Geçmiş yıllarda, geçmiş 80'li yıllarda, 2000'li yılların başındaki destekleme politikaları tartışılabilir. Ama şu anda ülkemizde tarımsal desteklerin aslında destek olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Enflasyonun %48, %50 açıklandığı yerde eğer biz 2022 yılında ödenecek tarım destek bütçesini %12,5 arttırmışsak bugünkü iktidarın, başka da söze acet yok diyorsunuz. Bugünkü iktidarın hangi tarım politikalarını sürdürdü ve bu politikaların bizi hangi olumsuz sonuçlara vardıracağının bir göstergesi. Bu politika tercihlerinin değiştirilmesi için iki tane meslektaşımla beraberiz. Ziraat Mühendisleri Odası olarak biz hep gerekli açıklamaları yaparken bazen de bilerek sloganlarla halkımıza sesleniyoruz. Orhan vekilimizin dediği gibi herkes sorunu biliyor, çözümü de biliyor. Ama söylem değil, eylem zamanı. Artık söylemi bırakıp gerçekten eylime geçmek gerekiyor. Bu kamu yönetiminin işlevsizleştirilmiş hantal Tarım Bakanlığı yapısının ve liyakatlı yönetimlerin uzaklaştırıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bir yapının ayrılarak işlevsel ilçelerde masa başında değil, daha çok ziraat mühendisi, daha çok gıda mühendisi, daha çok veteriner istihdamıyla gerek üretim aşaması, bilimsel üretim, gerekse üretilen ürünlerin denetlenmesi, gıda denetimi ve merdiven altı üretim yerine sağlıklı ürünlerin tüketiciye ulaşması gibi. Kamu yönetimi boyutu var. Çiftçi örgütlenmesi boyutu var. Tarım kredi özelinden bunu ilerleyen saatlerde açabiliriz.
Aslında en önemli sorun da şu. Biz anayasal hukuk devletiysek eğer ve bizim anayasamızın 166. maddesinin başlığı planlama ise, biz planlama yapmaktan korkmamalıyız. Şu anda tamamen özel sektörün insafına bırakılmış bir ortamda tarımın... Ya bir de DPT'nin kapatıldığı ortamda neyin planlamasını yapacağız ki? DPT kapatılsa bile pandemi şunu gösterdi. Tüm dünyada en liberal ülkeler bile doğa koşullarına bağlı olduğu için tarımı desteklemek zorunda. Yani korumacı politikalar, yani kamunun daha fazla desteği, yani neoliberal tarım politikaları yerine bizim savunduğumuz kamucu tarım politikalarına geçiş. Planlama şu anlamda önemli. Biz tarım arazilerimizi koruyor muyuz? Yok, meralarımızı koruyor muyuz? Hayır. Hoyratça, sanayiye, madenciliğe, enerjiye, konuta, ikinci konuta, imar planlarına, tarım alanlarımızı, hatta korunmak üzere yasa çıkarttığımız 5403 sayılı toprak koruma arazi kullanım yasasında büyük ova koruma alanı dediğimiz yerleri çok rahat bir şekilde istisnalarla tarım dışına atıyoruz. Üretim alanınızı yok ederseniz yeterli üretimi sağlayamazsınız. Hayvancılıktan bahsediyoruz, yemde dışarıya bağımlılıktan bahsediyoruz, meralarımızı ne yapıyoruz? Gene korumuyoruz. Arazi kullanım planlaması yapmadığımız için üretim alanlarımızda çok ciddi sorunlarımız var. İkincisi, kendimize yeterli olabileceğimiz ürünler. Tarımsal üretim planlamasını da yapmıyoruz. Gene söylemde var ama onun yaşama geçirecek önceden açıklanmış yönlendirici desteklerle çiftçinin önünü görüp kendimize yeterliliğimizin az olduğu ya da şu kuraklık döneminde hububat, bakliyat dahil kendimize yeterli ürünlerde bile yetersiz hale düştüğümüz yerde bizim tarımsal üretim planlamasını yapmak, bundan korkmamamız gerek. Sulama, bu da çok tartışılıyor. Evet, ülkemizde en fazla suyu tarım sektörü kullanıyor. Peki kuraklık ortamında biz kıraç alanlarda ürün alamazken, sulu tarım alanlarından daha çok ürün alabilecekken yeterli su olmayınca bu gündeme geliyor mu? Gelmiyor. O halde bizim tarımsal alanlarda sulama planlamasından da korkmamamız lazım. Bir başka planlama eksiğimiz, gerek biz mühendisler, gerekse yaşlanan nüfus ve genç çiftçiler boyutunda biz eğitim, yatırım ve istihdam planlaması yapmıyoruz. Dolayısıyla genç insanların, bilimi toprağa, çiftçiye taşıyacak mühendislerin alandan uzaklaştırıldığı bir yapı. Planlamadan korkmak çözüm değil. Anayasa bir ülkede isek bizim planlamanın gereğini yapmak, ona da katılıyorum. Sadece Devlet Planlama Teşkilatı kapatılmadı. Şu anda Cumhurbaşkanlığı içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığı gibi bir yapının içinde eski DPT'nin işte yani, kalkınma evet, planları ve ona yönelik özel ihtisas komisyonu raporları gibi raporlarının yer aldığı şekilsel bir yapı. Biz bu ülkede maalesef kurumsal hafızayı da yok ediyoruz. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü kapattık. Geçmişten gelen Et Balık Kurumu'nu, Süt Endüstrisi Kurumu'nu kapattık. Tarım Bakanlığı'nın ana işlevsel genel müdürlüklerini kapattık. 12 Eylül, 24 Ocak kararları maalesef bugün aynen sürdürülmekte. Dışa bağımlı, özelleştirmeci ve destekleri azaltıcı. Söylemde evet destek ama gerçekten çiftçinin alandan çekildiği, üretimimizin azaldığı, hem girdilerde hem üründe dışarıya bağımlı modelin devam ettiği bir süreçteyiz. Buna 5 Nisan kararlarını ekleyebiliriz. Buna tek taraflı girdiğimiz gümrük birliğinin tarımımıza olan olumsuz etkilerini ekleyebiliriz. Buna Kemal Derviş yasaları denilen tütün yasası, şeker yasası, 15 günde 15 yasanın yanlışlığını ekleyebiliriz. O şeker yasası bugün kota olarak, özel fabrikalar olarak önümüze şeker sorunu olarak çıkmakta. Yani bunların hepsi bilinçli olarak gündeme getirilen çok uluslu şirketler ve onların ülke içindeki lobileri ve aracı kuruluşları sayesinde ülke tarımının dışarıya eklemlenme projesi. Bu yanlıştan dönülmediği sürece üreticimizin de mutsuz olacağı, tüketicimizin de yeterli, ucuz, dengeli beslenemeyeceği 2022 ve sonrası günleri bizi bekliyor. Birazdan
güvenmediğimiz TÜİK verileriyle de bunları konuşuruz. Planlamanın bir önemli ayağı da veridir. Biz mühendisiz. Elimizde sağlıklı veri olmazsa planlama da yapamayız, proje de yapamayız. Eğer siz TÜİK verilerinin sağlıksız olduğunu bilerek verilerdeki düzeltme yerine TÜİK başkanlarını değiştirme yoluna giderek bunu çözemezsiniz. Bakın TÜİK'in de adı Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü. Evet. O kurumsal hafızada maalesef çok ciddi yıprandı. Böylesi bir ortamda verinin olmadığı, sağlıklı olmadığı, politika tercihlerinin yanlı ve yanlış olduğu bir ortamda evet çözüm aslında bellidir. Tarım siyaset üstüdür, doğru. Ama tarımı siyaset yönlendiriyorsa o politika tercihlerinde yanlı ve yanlış politikalardan vazgeçilmesi, kamunun yerli üretimi ve üreticiyi desteklediği, hem üreticinin hem tüketicinin korunduğu yeni politikalara ihtiyaç var. Belki son sözü en baştan söylemiş oldum.